Biz Teknofest'i 2018 yılında ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık festivali değil, bir uzay festivali olmasını da kararlaştırmıştık. Çünkü nasıl savunma sanayinde, havacılıkta ülkemiz çok büyük işlere imza attıysa, önümüzdeki yıllarda da uzay alanında büyük projelere imza atmayı hedeflemiştik. Ve bu anlayışta 6 yıldır Teknofest'leri düzenliyor ve her Teknofest'te özellikle uzay çalışmalarını da gündemin üst sıralarında tutuyoruz. İstanbul Teknofest'te geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız Türk milletiyle ve dünya kamuoyuyla Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıştırmıştı. Sonrasında onlar hem Türkiye'de bir takım eğitimlere katıldılar. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirecekleri 13 bilimsel deneye ilişkin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde eğitim programlarına katıldılar. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen eğitim programlarını sürdürdüler. Şimdi artık bir geri sayım içindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini inşallah Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu edeceğiz. Ve tarihimizde önemli bir ilke inşallah imza atacaklar. Devletimizin iradesiyle bizlerin çocukluğunda hayalimizin sınırı çizen gökyüzü, artık burada olan genç kardeşlerimiz, geleceğimizin garantisi, teminatı olan nesillerimiz için artık bir sınır olmaktan çıkmıştır. Türkiye'mizin 100. yılında icra edeceğimiz bu ilk uzay yolculuğumuz aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle gelecek nesillerimizin tereddütsüz hayallerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır. Roketsan'da görev yaptığım süre dahilinde Teknofest roket çalışmasının icra edilmesinde de aktif görev aldım. Şu anda sizin karşınızda Türkiye'nin ilk astronot adayından birisi olarak bulunmak benim için gerçekten tarihte güç ve mutluluk bir onur. Hepinize çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimizde bu milli teknoloji hamlesi dip dalgasının parçası olduğunuz için milletlerimiz diyorum. Sağ olun, var olun. Nisan ayından itibaren çok yoğun bir eğitim programının içerisindeyiz. İlk defa bizim milletimizden iki insan uzayda yürütülecek kapsamlı bir bilimsel görevin aydaşları olarak ilk defa ortada maruz kalıyorlar ve çok kıymetli bilgilere geliyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki aylarda eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek. Sırayla acele etmeden size dağıtılan fotoğraflarla hemen o imzaları gerçekleştireceğiz. Ben Sayın Ersin Ahmet İlkoç Bakanımız, Sayın Mehmet Ali Kaçırıcı'na büyük alkışlarla uğurluyorum efendim. Şöyle bir. O tarafa geçemezsin bir duvar. Tanha tuturlar ben.